Evet, acı bir şeydi. Yakınlarını kaybettikten sonra başka canlar yanmasın diye kamp parasını birçok ailenin kabul edip davalarından vazgeçtiği kamp parasını reddedip adli sürecin takipçisi olan aileler daha sonrasında yargı aşamasında da acılar yaşıyorlar. Bilirkişi raporları mahkemeler tarafından farklı şekilde yorumlanıyor ya da tekrar geri döndürülüyor. Bunu hukukçular anlatır. Bununla Milas'ta olduğu gibi. Ya da Van Bayram Otel'de acıdır ki hani iki meslektaşımız burada birinin kızı var, biri kardeşi var. Dava görülürken Tevfik Bayram'ın 50 tane yakını adliyenin etrafında yer alırken mahkemeyi takip ederken maalesef işte aileler yalnız başına bırakıldı. Esra öğretmen de anlattı. Bir de tacize uğradılar sözlü şekilde. Evet, Esra öğretmen bir şeyler daha söylemek istiyorum. Şimdi biz Van'a ilk gittiğimizde biz otele girdik. Zaten bir saat sonra deprem oldu. Valinin de yaptığı açıklamalardan sonra tabii ki bütün otellerin güvenli olduğunu zannediyorduk. Ama yıkılan Aslan Otel'de işte diğer o gece yıkılan binalar arasında 25 bina sanırım yıkılmıştı. Aslan Otel de vardı. Ama biz Aslan Otel'i tercih etmedik. Çünkü Aslan Otel'in çok hani belliydi sağlam olmadığı, dışarıdan da görülebiliyordu. Bir harabe gibi bir şeydi. Oranın yıkılmasına ben hiç şaşırmadım depremden sonra. Uzun bir süre kendime gelemedim tabii ki. Ama orası da yıkılmış dediler bana. Buna hiç şaşırmadım. Bayram Otel, Van'ın en güzel oteli. Değil mi? En güzel oteli. Gönül abla Van'da yaşıyordu zaten. Sebahattin abinin eşi. Onlar Van'da ikamet ediyorlardı. Uzun yıllardır. Biz Van'ın en güzel otelinde kalıp ölmeyeceğimizi zannettik. Başımıza bir şey gelmeyeceğini, oranın yıkılmayacağını zannettik. Ki o yüzden orayı tercih ettik. Ve o gece otelde 32 kişi varmış. 32 kişiden sadece 8 kişi sağ çıktı. Ben o 8 kişiden biriyim. 9 saat boyunca enkazda kaldım. Kimseye sesimi duyuramadım. Kimse beni duymadı. Ve o sırada zaten işte valinin enkaz başına gelip olayların çıkması, İçişleri Bakanı o dönemde Beşir Atalay'dı. Onun enkazın başına gelip işte bir şeyler yapılabilir mi acaba bu saatten sonra diye uğraşması da bir şey ifade etmedi. Sadece otelin çatısını kaldırmaları saatler sürdü. Ve ben ikinci ulaştıkları kişiyim. Benden önce bir Japon doktor bir bayanı çıkarmışlardı. İkinciye de ben çıktım. Bu otelden kurtulan, en erken kurtulan ikinci kişiyim. Ona rağmen çok büyük hasarlar aldım. Madem yani bu Van'ın en güzel otelinde kalıp valinin açıklamalarına da inanıp işte artık ikinci bir deprem olmayacak diye öngörüp bütün herkes evlerine girebilir, işte kamu kurumları sağlamdır, otellerimiz %100 doluluk oranına ulaşmıştır, kimse korkmasın deyip bizi oraya sokan bunun tamamen suçlusu Van valisidir, bakanlıktır. Yani bunun bizimle hiçbir alakası yok. Biz öleceğimizi bile bile oraya girmezdik zaten. Eğer orada ben eşimi, kuzenimi kaybedeceğimi bilseydim, enkazda saatlerce kalacağımı bilseydim girmezdik zaten. Ama onların sözü de sonuçta devlet büyüklerimiz ya, bize güven verdi. Şu anda onların ilk mahkemelerde onların yargılan AFAD görevlileri için, Van valisi için yargılanmama, ya, takipsizlik kararı verilmesi zaten çok komik bir şeydi. Anlam verememiştik ama şükürler olsun sonunda onu da elde ettik. En azından onlar da yargılanacaklar. Belki de ilk defa devlet kurumları bir davadan dolayı yargılanacak, soruşturma açılacak onlar için. Bu bizim için çok önemli bir şey. Sinem'in de söylediği gibi buradaki insanların hepsi gencecik. Benim eşim daha 29 yaşındaydı. Kuzenim 35 yaşındaydı. Ben şu anda 29 yaşındayım. Ben hayatımın bu döneminde bunları yaşamak istemezdim. Hiçbiriniz istemezsiniz. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Kimsenin gelmesin. Tabii ki bizim amacımız da bu. Bundan sonra insanlar bilinçli olsunlar ki bu tarz şeyleri bir daha yaşamasınlar. Hocalarımıza da bizimle beraber olan şimdiye kadar tüm hukukçu
Lara da çok teşekkür ediyoruz. Bir Umut Derneği zaten bizim gerçekten umudumuz oldu. İnşallah bundan sonra da davayı en iyi şekilde sonuçlandırmaya çalışacağız. 11 yıl evet çok komik. 24 kişi ve 11 yıl. Yani ben çok davalar biliyorum müebbet alan, tek bir kişi, tek bir cinayetten müebbet alan, 20-30-40 yıl alan davalar biliyorum. Bizim davamız bunun içinde en komik olanı. Ama buna da şükrediyoruz en azından. Evet, geç gelen bir adaletti. Bu bizim için adalet değil. Biz adaleti bulmadık ama en azından Gönül ablanın da dediği gibi yüreğimize su serpti. Teşekkür ederim. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin soruşturma kararıyla tabii her şey sonuçlanmıyor. Soruşturmanın ne kadar sağlıklı yürütüleceği de önemli. Bu konu hakkında isterseniz hukukçulardan Erbay Yucak'la, aynı hukukçulardan Erbay Yucak'tan görüş alalım. Merhaba. Anayasa Mahkemesi'nin kararı, yani Van Valisi'nin iki gün önce yaptığı açıklamanın problemi şu. Bir devlet görevlisi Yüksek Mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı anlamadan kendisinin neyle itham edildiğini, kendisi hakkındaki suç isnadının ne olduğunu dikkate almadan mahkeme kararı hakkında böyle ulu orta konuşması başka bir problem. Ama çaresi yok. Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte soruşturma açılacak. Yargıtay Başsavcılığı, AFAD yetkilileri ve vali hakkında soruşturmayı yapacak. Bu soruşturmanın sonunda dava açılabilir, dava açılmayabilir. Dava açılmadığı zaman bizim itiraz hakkımız var. Dava açıldığı zaman da bu davayı takip edeceğiz, birlikte göreceğiz. Yani dolayısıyla da medya aracılığıyla kamuoyu da hani şunu bilsin ki bununla yargılanmazlık kaydı konulan bir kayıt kaldırılmış oldu. Soruşturma yapılamazlık kaydı kaldırıldı. Van Valisi ve AFAD görevlileri hakkında Yargıtay Başsavcılığı'nın nasıl bir soruşturma yapacağı, nasıl bir iddianame düzenleyeceği, iddianame düzenleyip düzenlemeyeceği bunlar daha belirsizliğini korumakta. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Anayasa Mahkemesi de kararını Hrant Dink davasına atıfta bulunarak verdi. Hrant Dink kararını atıfta bulunarak verdi. Verdiği kararda da devlet yaşam hakkı ihlal edilen vatandaşların bu yaşam hakkı ihlallerinin müsebbipleri konusunda etkili ceza soruşturması yapmakla mükelleftir diyor. Dolayısıyla da kanunda eksiklik vardı yoktu gibi şeylere sığınamaz. Senin görevin bu ceza soruşturmasını yapmaktır diyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı da devletin bu konuda gereken önlemleri almaması nedeniyle, bu eksiklikler varsa bu eksiklikleri gidermemesi nedeniyle sorumlu buldu zaten. Oradaki tazminat miktarı yanıltmasın. Esas mesele bu soruşturmanın açılması meselesiydi. Dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi yeni kurulmuş bir bu tür bireysel başvuruya yeni bakmaya başladığı için de emsal nitelikte bir karardır. Önümüzdeki günlerde bütün bu süreci hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Tevfik Bayram için verilen cezanın kendisinde kabul etmedik. Bunun için de temyize başvurduk. O da Yargıtay'da görülmeye devam edecek. Teşekkür ederim.